Türkiye Gençlik Birliği Almanya'nın Köln kentinde Madımak katliamında hayatını kaybeden aydınlarımızı andı. Sivas katliamında yitirdiğimiz canları anıyoruz. Türk Aleviliği başlığıyla yapılan etkinliğe Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut da katıldı. Etkinlikte konuşan TGB Köln Başkanı Can Burak Naz, Alevi toplumunun Türkiye Cumhuriyeti için önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Aleviler olmadan düşünülemez. Öncelikle bunun farkına varmamız lazım. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Mustafa Tosun da bir konuşma yaptı. Aslında Sivas katliamı ve Sivas'taki saldırı Cumhuriyet'e karşı yapılmış bir saldırıdır. Hatırlayın o günleri, içimizde o günleri yaşayan insanlar biliyordur. Sloganlardan birisi, Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkacağızdır. Ama görüyoruz bugün o yıkmak istedikleri Cumhuriyet, onlar yıkmak istedikçe gençlik büyüyor. Cumhuriyetine sahip çıkıyor ve kesinlikle yenilmek yaşayacaktır Cumhuriyet. Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut, Sivas katliamının bir projenin ürünü olduğuna dikkat çekti. Sivas'ta Alevilerin çoğunlukta olduğu bir Alevi derneğinin örgütlediği etkinlik vardı. Bu önceden biliniyordu. Ona göre de orada bir planlama yapıldı ve bölgedeki gerici, şeriatçı takımı 80 öncesinde Maraş'ta, Çorum'da, şurada burada kullanılan o gerici takım içerisine ajanlar sokularak onlar harekete hazır hale getirildi ve 2 Temmuz'da onlar bu zulmü yaptılar. Zelyut okullarda mescit tartışmasına da değindi. Yani bir yerde bakıyorsun PKK ile mücadele ediyor, tamam iyi yapıyorsun diyoruz. FETÖ ile mücadele ediyor, iyi yapıyorsun kardeşim destekliyoruz diyoruz. Doğru yapıyorsun bunu diyoruz. Ama öbür taraftan okulları, cami, okulları